Japon minikler Türkçe barış şarkıları söyledi. Tokyo Camii imamı ve Shinto tapınağı rahibi peş peşe dünya barışı için dua etti. Türk eğitim şirketlerinden Baharu'nun verdiği iftar yemeği Türk-Japon dostluğunu bir kez daha pekiştirdi. Tokyo'nun en güzel otelinde yapılan iftar organizasyonuna ülke politik olarak zor bir dönemden geçmesine rağmen çok sayıda milletvekili katıldı. Salonun %80'ini Japon konuklar doldurdu. Siyasetçiler, bürokratlar, profesörler ve iş adamları gibi seçkin Türk dostu Japon konuklar Türkiye'ye verdikleri önemi açıkça ortaya koydu. Baharu Eğitim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Arslan, Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesinde desteği olan herkese ve özellikle de bir okul yeri tahsis eden Shibuya Belediye Başkanı'na özel teşekkür etti. Türkiye dostu olan eski Savunma Bakanı Kokiye Yuriko da geceye damgasını vuran sözler söyledi. Japonları dünyada en çok seven milletin Türkler olduğunu düşünüyorum diyen Kokiye, salondan büyük alkış aldı. Naritatte iru wake de gozaimasu. Arkadaki tabelaya bakın. Türk eğitimciler tarafından açılan, Yokohama'da ve Tokyo'da faaliyet gösteren Horizon Japan International School öğrencilerinden oluşan koronun şarkıları, diyalog iftarına ayrı bir renk kattı. Unutulmaz programın kapanış konuşmasını yapan Tokyo Vakfı Araştırma Görevlisi Profesör Sasaki Yoshiaki de Türk-Japon ilişkilerinin temelinin Osmanlı'ya dayandığını ve bundan sonra da bu güzel ilişkilerin gelişmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Türkiye'den bu gece için gelen İstanbul Tasavvuf ve Mevlevi grubunun sema gösterisi de büyük bir beğeni topladı. UNESCO tarafından 2007'nin Mevlana yılı ilan edilmesi sebebiyle getirilen grup, barış ve sevgi adına mesajlar verdi.